Sen sanırsın ki susunca bir şey anlaşılmıyor. Derdin neyse perişan eder seni. Söylemesen derman bulamazsın. Yok babaanne. Bu derdin bir dermanı yok. Bismillah. Ne oluyor böyle gece gece? Hiç durmaz bu kapı. Sen dur. Ben bakarım. Hadi Kemal. İleri dal gel gidiyoruz hadi. Sen kimsin? Ulan. Lan ne yapıyorsun? Bıraksana. Ben işin başarının adamıyım. Bu geceki talimatı benden aldınız. O askerleri de vuran benim. Şimdi git kardeşini al gel hadi gidiyoruz. Nereye gidecekmişiz? Emniyette olacağımız bir yere gideceğiz hadi. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Ali Kemal. Bu işin şakası yok. Eğer kalırsanız... Kalırsam? Beni asarlar evet. Lakin hiçbir yere gitmiyoruz. Kimseden kaçmayacağız. Mesuliyet benim. Tek başımaydım. Hilal de hiçbir şey yapmadı. Leon gözünü açarsa Hilal'in de adını verir. Sen kardeşini böyle müdafaa edemezsin. Ha Leon ölürse o vakitte General Cevdet'i sizi teslim eder. Başka çareniz yok, gitmeye mecbursunuz. Biz generalin hançerine alışkınız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Mecbursunuz derken... Yani hakikaten mecbursunuz. Bak aslanım. Adını sanını bile bilmem. Lakin geçmiş karşıma akıl veriyorsun. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Sen değil. Alemi cihan gelse bizi buradan götüremez. Fazla ısrar da bir vakit sonra benim kafamı bozar. Tersleşirim. Olmadık şeyler yaparım. Şimdi çekip vurmayacaksan sok o silahı benimle. Kimse de bana emir veremez. Bir müşkülüm varsa adam gibi sebebin neticesini izah edersin. Emir komuta bana sökmez. Ne gülüyorsun hayırdır? Hiç. Babanı anımsatıyorsun. Onun Allah belasını versin. Değilim. Ben onun oğlu değilim. Var gidişin hadi. General, kimin yaptığını görmediğinize emin misiniz? Yani belki bu kadın hararetiyle aklınıza gelmemiş bir ipucu hatırlarsınız. Ben oraya vardığımda olan olmuştu kumandan. Temel Leon maalesef yerde yatıyordu, askerlerimizi öldürmüşlerdi. Siz burada böyle dikileceğinize postane civarında herkesi sorguya çekseniz muhakkak bir kanıt bulursunuz. Askerlerin şu anda Semiyen'in altına üstüne getiriyor. Hiç merak buyurmayın. Sabaha kadar muhakkak bir ipucu bulmuş oluruz. Hekim Bey, nabzı çok yavaşladı. Hemşire nabız. Düzeliyor hekim. Aziz hemşire, bu hastanın çok iyi bakılması lazım. Yanına kimseler girmesin, tamam mı? Bekleyip göreceğiz.
Nasıl durumum? Hekimimiz kurşun çıkardı. Lakin çok fazla kan kaybetmiş. Ayrıca kurşunun verdiği zayiatı kestirmek güç. Şu an beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Bir müddet yanına kimse girmeyecek. Şimdi hususi bir odaya alıyoruz. Vaziyetiyle alakalı düzenli olarak malumat vereceğim size. Kiryan'ın haberi var mı? Yok. Tamam. Şimdilik böylesi daha iyi. Geçmiş olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.